Merhaba arkadaşlar, Fahrettin adlı arkadaşımız Afrika TV'nin için benden kombin istedi. Ben GT Air'ı öneriyorum kask olarak, hemen göstereyim. GT Air'ı zaten önceden tanıtmıştım, hatırlıyorsunuz. Üstündeki de Revit Outback 2 montu. GT Air'in geniş bakış açısı var, pinlock yerleri var ve hani Afrika TV'nin sürüş konumuna, sürüş şekline uyacak bir yapısı var. Dik oturuşlu motorlar için yapılmış bir kask. Ön, üst, hava giriş kanallarına, arka hava çıkış kanalına sahip işte trikompozit bir yapısı var. Ağırlığı 1515 gramlık bir kask, bir güneş vizörüne sahip. İşte şurada biraz daha yüksek hızlarda kilitlenmesini sağlayan bir yeri var. Güneş vizörü var. Dediğim gibi ön tarafında havalandırma kanalları var. Bir çene pedine sahip, mikrometrik bir bağlantıya sahip. Çene pedleri de gerçekten çok iyi. Kaza sonrasında da çıkabilen şöyle kırmızı bantlara sahip. Bu bantlardan çekip kaskı tamamen çıkartmadan kafanızdan yalnızca pedleri çıkartabiliyorlar. Outback 2 modeli gerçekten hani yağmur ve hani kışlık bir model. Yazlık model istiyorsanız, biraz daha yaza uygun bir model istiyorsanız Levante alabilirsiniz. Levante'nin içindekiler çıkıyor ve ona göre daha hava alabilir bir moda giriyor. Bu tamamen kışlık, 4 mevsim kullanabileceğiniz bir mont. Şöyle hemen açıklayayım. Şöyle yüksek açılır fermuarları var. Aynı zamanda bu fermuarları tersten katlayarak buradan hava almasını sağlayabiliyorsunuz. Terse açarak hava almasını sağlayabiliyorsunuz. Ve onlar çıkmıyor. Şöyle kapanıyor. Ve kolun iç taraflarında şöyle çıt çıtları var. Açıldığı zaman cırt cırtları var. Su geçirmez cepleri var. Aynı zamanda bir üst ceplere sahip. Aynı zamanda şu kısımlarında açtığınız zaman şuralardan da hava girmesini sağlayacak fileli dokusu var iç tarafında. Arka tarafında şöyle. Şurasında bir tane cebi var. Bir cebi şöyle açabiliyorsunuz. Arka artçı buraya bir şeylerini koyabiliyor. Elindeki telefonu, cüzdanı koyabilir. Bunun da belinde şöyle iki tane tokası var. Bu tokuları şöyle sıkıştırabiliyorsunuz. Belinize oturtabiliyorsunuz. Bunun large, x-large, 2x-large'a kadar galiba olması lazım. Bundan alabilirsiniz. Bununla beraber önerebileceğim eldivenlerden bir tanesi, bunlar tabii kışlık modeller arkadaşlar. Revit Summit H2O tamamen rüzgardan sizi koruyabilecek, yağmurdan sizi koruyabilecek bir model. Bunu alabilirsiniz çünkü hem yumruk hem eklem yeri korumaları var. Bilek korumaları gerçekten iyi, yüksek bilekli ve aynı zamanda cırt cırtlı bir model. Bunu alıp kullanabilirsiniz. Buna bir tane daha örnek gösterebilirim. Hani deri örnek olarak söyleyeyim, VFX Skin VP, Fiberlost'un bir modeli. Gerçekten iyi bir eldiven, özellikle bilek koruması daha iyi Revit'in Summit'inden. İçi tamamen deri, şurada süet bir kısım var. Aynı zamanda hani tüm eklem yerleri korumalı, yumruğu korumalı, yüksek, bayağı yüksek bir eldiven. Bunu alabilirsiniz. Biraz daha kısa olan, yok bu da çok kısa değil. Revit Summit'i alabilirsiniz veya ben daha da kısa bir eldiven kullanmak istiyorum derseniz Fiberlost'un Mustang modelini alabilirsiniz ve bu aynı zamanda yazlık bir modeldir. Ve tabi yani yazlık modellerde biraz koruma az oluyor. Bunun da korumaları az. Ona göre yazın kullanırken biraz dikkatli kullanmanız gerekebilir. Çünkü delikli ve sadece şu yumruk yerlerinde koruması var. Altına TCX'in bir botunu alabilirsiniz. Bu biraz spor modeldir. Onun yerine işte Daytona'nın bir modelini alabilirsiniz. Rockwell'in Loop VP'sini alabilirsiniz. Spor model, biraz daha spor modele kaçsın. Vites olarak da beni, hani vites tarafında da beni korusun, ayağımı korusun, ayağımın ayasına zarar vermesin diyorsanız DNA modelini alabilirsiniz. Dediğim gibi Daytona, Dynas çizmeler var. Onların linklerini vereceğim. Pantolon olarak da Tech90'ın Pirate'ini önerebilirim. Yazlık bağırlık bir modeldir. Veya işte Revit'in pantolonlarından bir iki tanesi önerebilirim. Linklerini aşağıya koyacağım. Umarım yararı olmuştur. Revit Levante'yi de göstereceğim üst mont olarak. Revit Levante de bu. Revit Levante de gri bir mont, göründüğü gibi uzun bir mont. Şuralarında yine iki tane cebi var. Bel ayarlaması var, kol ayarlaması var. Yüksek bir boyuna sahip, aynı zamanda boyun tarafı açılabiliyor.
şey pardon ayarlanabiliyor. İç tarafındaki astarlar çıkabiliyor. Ve hani şurada cırt cırtı var, işte ek yerleri var. İç astarları çıktıktan sonra gerçekten kullanışlı bir mont haline geliyor. Arka tarafında da tekrar bir cebi var. Arkçının arkaya bir şeyler koyabilmesi, cüzdanına telefonunu koyabilmesi için. Bu da böyle bir mont. Bunun hava geçirgenliği bundan daha fazla. Revit Levante'yi tercih edebilirsiniz. Yaz ve kış sürüşlerinizde size yardımcı olacaktır. Ama çok eksi derecelerde bence Outback daha iyi. Yardımcı olmuştur umarım. İyi sürüşler.